Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5-8 Eylül tarihlerinde Erbil ve Kerkük'ü kapsayan bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Heyet üyelerimiz, benim başkanlığımda İstanbul Milletvekilimiz ve Genel Başkanımızın Dış Politika Başdanışmanı ve aynı zamanda 2004-2006 yılları arasında Bağdat Büyükelçisi de olan Sayın Ünal Çeviköz, parti meclis üyemiz Sayın Nevaf Bilek, Genel Başkanımızın Başdanışmanı Sayın Profesör Doktor Hasan Eken ile birlikte bu ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretimiz sırasında Erbil'de başta Mesut Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk. Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Safin Dizai, KDP Dış İlişkiler Bürosu yetkilileri, KDP Politbüro üyeleri, hükümetteki tek Hristiyan bakan olan Ulaştırma Bakanı Ano Abdoka ve Ezidi toplumunun ileri gelen temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Ayrıca Erbil ve Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve Türkmen Reform Partisi ile buluştuk. Hükümette Irak Türkmen Cephesi temsilcisi olan etnik oluşumlardan sorumlu Bakan Aydın Maruf ile görüştük. Yine Erbil'de bölgesel yönetimde önde gelen siyasi partilerden KYB ve Goran Hareketi yetkilileriyle de bir araya geldik. Bu ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanlığımıza ve Ankara'daki Irak Büyükelçiliğine, Bağdat Büyükelçiliğimize ve Erbil Başkonsolosluğumuza önceden bilgi verildi. Ziyaret ile ilgili gözlemlerimizi de ayrıca Dışişleri Bakanlığımıza bir rapor olarak ileteceğiz. Gerek Erbil'de, gerek Kerkük'e yaptığımız ziyaret sırasında Erbil Başkonsolosluğumuzun göstermiş olduğu lojistik ve güvenlik desteği için özellikle teşekkürlerimizi belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgemizde son yıllarda giderek artan terör, huzursuzluk ve istikrarsızlıktan bölge ülkelerinin büyük zarar gördüğü düşüncesindeyiz. Bu sorunlarla mücadelede askeri yöntemlerin ötesinde gerekli çabaların ve diplomasinin tüm olanaklarının devreye konulmasını önemsiyoruz. Biz hep diyalogdan yana olduğumuzu, bölgemizin sorunlarının konuşularak ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savuna geldik. Bölgemizde barış, istikrar ve huzur içinde bir arada yaşanabilmesi için böyle bir yaklaşıma büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yurt dışında yaşayan akrabalarımız ile bu diyalog da bu anlayışın temel direklerinden biridir. Bu nedenle akrabalarımız ile konuşmayı ve konuşmanın birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğümüz için Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, Erbil ve Kerkük'te ise Irak Türkmen Cephesi nezdinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamuoyunun da duymasını istedikleri talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesinde Türkiye'den devlet ya da özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyorlar. Hastaneye ihtiyaçları var. Irak'taki sağlık sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı hastane talepleri çok önemli ve öncelikli. Bölgenin kalkınması ve eğitim seviyesinin yükselmesi için üniversite talepleri var. Üniversite eğitimi almak isteyen gençler bölge ülkelerine dağılmak zorunda kalıyorlar. Bu taleplerini Türkiye'de dile getireceğimize ve gerçekleşmesi için takipçisi olacağımıza söz verdik. Bu talepler Dışişleri Bakanlığımıza vereceğimiz raporda da yer alacaktır. Bölgemizde komşularımızın toprak bütünlüğüne, siyasal istikrarına, barış, huzur ve refah içinde olmalarına büyük önem atfediyoruz. Biz artık bölge insanımızın geçmişe değil, ortak geleceğe birlikte ve işbirliği halinde bakmalarını arzu ediyoruz. Bu ortak geleceğin de mimarı olmayı diliyoruz. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri yıllardır terörle mücadele ediyorlar. Terörün artık son bulmasını istiyoruz. Terör ve şiddet, demokrasinin, sosyal ve ekonomik gelişmenin, refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engeldir. Bölgede adil, eşit ve hakkaniyete dayalı bir işbirliğiyle hepimizin refahının birlikte yükseleceğine inanıyoruz. Bunun için 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde de yer alan ve kısaca OBİT olarak bilinen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adı altında bir girişim önerdik. Türkiye
Irak, İran ve Suriye'nin başlatacakları böyle bir işbirliği arayışında bölgedeki tüm paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu girişimin kimseyi ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak gibi bir amacı yok. Asıl amaç kendi bölgemizde istikrar, barış ve huzur ortamını sağlayacak girişimlerin bölge ülkelerinin kendi inisiyatifleriyle başlatılabilmesidir. Bölge yıllardır terörden, iç savaşlardan büyük zararlar gördü, büyük acılar çekti. En büyük zararı kadınlar ve çocuklar gördü. Kimlikler üzerinden siyaset yapmak ayrışmayı, ötekileştirmeyi artırdı. Bizim dünya görüşümüzde kimlikler üzerinden siyaset yapmanın kesinlikle yeri yoktur. Öte yandan kimlik bir insanın şerefidir ve hiç kimse kimliği, inancı, yaşam tarzı nedeniyle kendisini baskı altında hissetmemelidir. Bölgedeki her ülkede terörden ve iç savaşçılardan kaçan sığınmacılar var. Bu durum hem bölge ülkelerinin üzerindeki yükü arttırmakta hem de toplumsal huzursuzlukları beslemekte. Bu acıların artık son bulması gerekir. Bizler Irak'ta yaşayan, Erbil'de yaşayan, Kerkük'te yaşayan tüm akrabalarımızla bir bütün oluşturmaktayız. Bu akrabalıklar Türkiye'nin komşularıyla arasında sıkı bir bağ oluşturuyor. Biz bu bağların zayıflatılması, koparılması değil, aksine sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi için çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Irak'ta Ekim ayında seçimler yapılacak. Seçimler Irak'ın geleceğine ilişkin bir yol haritasında önemli bir adımını oluşturacaktır. Bu nedenle ziyaretimizi seçimlerden önce gerçekleştirmeyi uygun gördük. Biz Irak halkını oluşturan tüm kesimlerin, tüm siyasi partilerin özgür iradeleriyle bu seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inanıyoruz. Yaptığımız temaslarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu eşitlikçi, hakkaniyeti ve hukuka dayalı anlayışını muhataplarımıza net olarak anlattık. Çok olumlu tepkiler aldık. Seçimlerden sonra Irak'ta yeni hükümetin oluşması ile birlikte merkezi hükümet ile de en kısa zamanda bağlarımızı güçlendirmek ve yeni bir ziyaretle bu vizyonumuzu genişleterek paylaşmak arzusundayız. Gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde bir iktidarın en temel dış politika önceliklerinden birini bu anlayışımız oluşturacaktır. Ziyaret sırasında Erbil'de ve Kerkük'te bize gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe buradan bir kez daha içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. İleriye dönük olarak bu temaslarımızın süreceğini ve bölgemizde barış, istikrar ve huzurun sürdürülebilir şekilde yerleşmesi için katkılarımızı ve girişimlerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar birkaç soru alabiliriz. Hangi yayın organından olduğunuzu da belirtirseniz memnun oluruz. Buyurun. Teşekkürler. Bu da TV'den Ömer Sormaz. Efendim CHP olarak ilk defa Kürtistan bölgesel yönetimine böylesi bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Az önce gerçi biraz bahsettiniz ama neden böyle bir dönemde bu ziyareti yapma ihtiyacı hissettiniz? Ve oradan edindiğiniz izlenimlere bakarak da olası bir CHP iktidarında Ankara-Erbil ilişkilerini neden bekliyor? Teşekkür ederim. Şimdi aslında açıklamanın içeriğinde neden böyle bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi vurguladık. Bizim temel amacımız bölgede diyalog ve işbirliği. Terörün, şiddetin geriletilebilmesi için Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı fikri bizim için çok kıymetli ve önümüzdeki dönemde tüm bölgeyi etkileyebilecek, belki bugünden yarına değil ama zaman içinde diğer paydaşların, bu dört ülkenin bir araya gelmesiyle çok daha etkili bir hale kavuşabilecek. Bizim bölgesel yönetimle yapmış olduğumuz görüşmelerde de, Kerkük'te de, siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde de bu başlatmış olduğumuz girişimin, bu çabanın, bu fikrin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar olumlu tepkiler aldığını gördük. Bunu burada bırakmamak gerekiyor. Bunu bir başlangıç olarak görmek gerekiyor. Ve özellikle Irak'ta merkezi yönetimin tekrardan belirlenmesi, yeni hükümetin kurulmasından sonra bu girişimlerin merkezi hükümet düzeyinde de devam ettirilmesi gerekiyor. Buyurun. Mehmet Tanrı Kürtistan TV'de. Erbil merkezli genel aynı kanal. Şimdi benim sorum biraz şekli olacak. Belki biraz usulü olacak ama her bir şey bir soru bir şekli var. Örneğin
dikkatle konuşmanızı izledim. Irak Kürdistan bölgesi terimini kullanmaktan kaçındınız. Türkiye'de de resmi olarak bu terimi kullanmaktan kaçınıyor. Oysa oranın anayasal kayıtlıdır. Peki ilk bakışta işte muhatabınızla, örneğin ben kendimi sınırken adımı üstlenme iş yaptığını söylüyorum size. Bu konuda da diplomatik anlamda da, ilişkilerin geliştirilmesi anlamda da, karşılıklı güven sağlamak anlamında da, evet, başta muhatabınızın kimliği, aykırı her neyse bunu kabul etmek gerekmiyor mu? Bir, ikincisi genel, yani bu bağlamda işte günlerde izliyoruz, özellikle hükümet yanlısı basın bu konuda ya da yorumcular bu konuda çok CHP'nin üzerine gidiyor. Ya bu işte ne oldu şimdiye kadar? Kürdistan değildi, aşiret değildi, aşiret reisiydi. Ne oldu da şimdi ayağına gittiler? Bu dilemmayı, bu ikiliği nasıl aşacaksınız? Sonra işte bu bir ziyaretimiz olmayacak, devamı da gelecek. Devamında ne yapacaksınız? Örneğin benzeri konferanslar, toplantılar ya da orada bir dilo açma ya da ne yapacaksınız geleceğe ilişkin? Evet, şöyle söyleyeyim. Öncelikle kullanmış olduğumuz dilden dolayı biz bölgede herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Herhangi bir karşıtlıkla da karşılaşmadık. Meselenin niyet olduğunu, meselenin işbirliği olduğunu, meselenin karşılıklı ülkeler arasında, toplumlar arasında barışın tesis edilmesi, toplumsal huzurun ortaya konması olduğunu ifade ettiğimizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığımız gibi az önce basın açıklamasında da ifade ettiğim gibi çok olumlu tepkiler aldık. Bundan sonra devam edeceğiz. Evet, çünkü bir ziyaretle, bir görüşmeyle çözümlenebilecek kadar küçük ya da detay bir meseleden bahsetmiyoruz. Orta Doğu'da özellikle bu dört ülkenin bir araya gelmesi bu bölgedeki sorunları büyük oranda ortadan kaldırabilecek bir yapının ortaya çıkması demek. Bu söylediğim gibi az önce. Bugünden yarına ortaya çıkmayabilir. İktidarlar değişir, seçimler yapılır, ülkelerde değişiklikler olur. Ama istikrarlı bir şekilde bu yaklaşımın üzerine biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da gitmeye devam edeceğiz. Bu çok açık. Dolayısıyla bizim buradaki yaklaşımımızla ilgili biz Kuzey Irak'ta ya da bölgesel yönetimde adına ne derseniz deyin o bölgede yapmış olduğumuz görüşmelerin hiçbirinde bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Evet, önce beyefendiye verelim sonra. Evet, hep Erbil'den geliyor sorular. Öncesinde de Türk meselesini ben çözememişti Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Türkiye'de de Güneydoğu coğrafyasında temaslarda bulunmuştu parti yetkililerini. Türk meselesine dönük hani önemli bir rolü de yapısı olduğu düşünüyorlar Sayın Mesut Barzani'nin temasları ile de sağlanıyordu daha önceki siyasal partiler tarafından da. Siz Türk meselesini çözümüne yönelik daha bölgesel, geniş, kapsamlı bir politikten döneceksiniz. Önümüzdeki dönemde nasıl bir temas, nasıl bir politika edeceksiniz? Bir de ilk ziyaret demiştiniz, devamı da gelecek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Erbil'e ziyaret planlanması düşünüyor. Şimdi az önce bahsettim. Irak'ta seçimlerden sonra, merkezi hükümet oluştuktan sonra, daha önce de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri Irak'a da gitti. Sayın Genel Başkanımız da gitti. Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri Mısır'a da gitti. Suriye'ye de gitti. Yani biz bölgeye ilk defa ilgi duyan, kafamızı kaldırdığımızda bölgeyle ilk defa tanışan bir siyasi parti değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bölgenin sorunlarına aşina, bölgenin sorunlarını yakından takip eden bir siyasi parti. Ama bu çaba, bu çabanın arttırılarak sürdürülmesi için eğer Sayın Genel Başkanımızın Irak'a bir ziyaret yapması olumlu olursa, olumlu olacaksa, bir katkı sunacaksa tabii ki biz böyle bir ziyaretin yapılmasını isteriz. Ama karşıdaki muhatapların, hükümetin kurulması lazım. Oradaki muhataplarımızın da bu konuda bir kabul gösteriyor olması lazım ki bu ziyaretler gerçekleşebilsin ve sonuç alabilsin. Diğer soru neydi? Diğer soruyu kaçırdım. Kürt meselesinin çözüm, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorununun çözümüyle ilgili sadece konuşan değil, aynı zamanda en çok yazılı materyal üreten siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi, ondan önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yani bu siyasi gelenek, Kürt sorunuyla ilgili düşünen, tartışan ve bu konuda çözüm önerilerini
ısrarla ortaya koyan, eleştirileri olduğu zaman da eleştirilerini yapmaktan kaçınmayan bir siyasi parti. Bizim önceliğimiz çok açık. Türkiye'nin üniter yapısı içinde demokratik yollarla parlamento zemininde. Bu üç başlık altında bizim Kürt meselesini kendi aramızda konuşarak, kendi ülkemizdeki dinamiklerle çözebileceğimiz kanaatindeyiz. Evet, buyurun. Pardon. Son soru olsun. Evet. Ziyaret heyetinin tabii ricası ile ilgiliyiz yorumlanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı da bir açıklama yaptı Selim Yalçın. Ziyaretinizle ilgili Biden'dan talimat aldılar dedi. CHP'nin dış politika anlayışı devlet ve millete ihanet bir açıklamasını yaptı. Ne söyler? Biz komplo teorileriyle meşgul değiliz. Biz geleceğe bakıyoruz. Geleceği kurmak için çaba gösteriyoruz. Boş polemiklerle de kaybedecek vaktimiz yok. Efendim boş polemik işte. Hatırlıyorsunuz 31 Mart seçimlerinden önce bize terörist de diyorlardı. Geldiniz burada basın toplantısına soru soruyorsunuz. Eğer biz teröristsek ne işiniz var burada? Teşekkür ediyorum.